Herkese selamlar. Çelik köklenme videolarımıza ilk olarak kivi ile başlıyoruz. Bize gerekli olan malzemeler budama makasımız, bir tane kesici aletimiz ve kivi çeliklerimiz. Daha doğrusu kivi dallarımız. Kivi çeşitleri erkek ve dişi olarak ayrılıyor. Buna dikkat edin. Bizde şu an dişi çelikler mevcut. Şöyle dallarımızı alıyoruz. Yaklaşık olarak genelde 6 göz olarak kesilir. Şuradaki gözün hemen 2-3 santim aşağısından düz olarak kesiyoruz. Şöyle. Burada makasın keskinliği önemli. Makas eğer şurasını bir kere işte düzgün kesim yapmazsa bu çelik hemen tutmaz. Dalımızı kestikten sonra üst kısımdan bir göz buradaydı. İkinci gözümüz buradan. Onu da şu şekilde 45 derece eğimle kesiyoruz. Burası çok önemli. Şöyle. Burası biraz yatay olacak. Buradan gelen su süzülüp aşağı inmesi gerekli. Yaklaşık olarak 15 santim civarında bir çeliğimiz var. Şu kadarlık kısmı torfun aşağısında kalacak. Sadece şu gözümüz torfun yukarısında kalacak. Hazırladığımız çeliğin şuradaki kısımlarına çizik atıyoruz. 4 çizik yeterli olacaktır şu şekilde. Şuradaki çapımız en az bir kurşun kalem kadar olması gerekiyor. Eğer çok ince çelik yapacaksanız tutma oranı düşük olacaktır. En iyi tutma oranları şu şekilde. En az kurşun kalem olduğunda çelikler olacaktır. Aynı işlemi tekrarlıyoruz. Şuradaki kısmı fidanlar kurduğu için su kaybı olmasın diye 2 santim şuradan kesiyoruz. İsterseniz bunu biraz yatay olarak yapabilirsiniz. Köklenme oranı daha yüksek olacaktır. Diğer çeliklerde örneğin dut, gül gibi çeliklerde şu gözler 4, 5, 6 olabiliyor. Kivi çelikleri şu arı mesafesi uzun olduğu için bir gözün aşağıda, bir gözün yukarıda olması yeterli oluyor. Tekrar çiziklerimizi atalım. Önceki senelerde kivi çelikler hakkında bilgi vermiştim. Hatta köklenmişlerdi bile. Bu sene ise yaklaşık olarak 200 adet kadar fide çeliğimiz mevcut. Daha bir 250 adet kadar daha gelecek. Eğer köklenme olursa bunların da satışını yapmayı düşünüyoruz. Şöyle. Aslında uygulama çok basit. Sadece tek sorun bunların köklenmesinde. Eğer ortam sıcaklığınız 20 derece ise köklenmeniz hızlı olacaktır. Bir de bu kivi çelikleri yapraklandığı zaman mutlaka üzerlerine fıs fıs ile sulama yapmak gerekli. Birazdan zaten çelik serumuza gidip hepsini göstermeye çalışırım. Şöyle bir örnek daha vereyim. Mesela şuradaki dalı biz önceden kesmiştik. Bu yüzden burası kurumuş. Şöyle tam net belli oluyor. Bu yüzden bu gözü kullanmıyoruz. Bu gözü bırakıp şuradaki gözü alacağız. Eğer buradan alırsanız köklenme olmaz. Çünkü buradaki su kaybı bayağı fazla olur. Şöyle düz kesin. Şuradaki gözden yine biraz yatay olarak kesiyoruz. Şöyle bir dalımız kaldı. Burada sadece bir göz var. Bunun tutma olasılığı çok azdır. Çünkü genelde köklenmeler şuradaki göz kısmının hemen bir santim altından, yani bir parmak altından çok hızlı olur. Buralardan fazla kök salmaz. Tekrar çiziklerimizi atalım. Kullandığınız karışım çok önemli. Şu an çeliklerimizi şöyle kenara koyalım. Şunlar ince çelikler.
Bunları fazla kullanmamaya özen gösterin. Şöyle karışımımızı da göstereyim. Torfumuz var. Eğer torf bulamazsanız kokopit de olur. Bunun ardından perlitimiz var. Tarımsal iri perlit. Ölçü olarak ben şöyle kullanıyorum. Şöyle bir ölçümüz var. İki ölçü torf karışımından. Şöyle birinci ölçümüz. Şuraya dökelim. Genelde ben kokopit kullanıyordum. Artık kokopit fiyatları, yani Hindistan ceviz torf fiyatları çok yüksek olduğu için torfa geçtik. Torfun içinde hazır gübre de olduğu için bitkiler köklendiği zaman da ağaca bitki destekliyorlar. İki ölçü torfumuzu koyduk. Bir ölçüde tarımsal iri perlitimizi koyuyoruz. Tarımsal iri perlitte şöyle perlitler daha iri olduğu için daha iyi bir köklenme oluyor. Karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi perlit ağırlıklı bir karışım oldu. Tüm karışımlarımızda bunları kullanıyoruz. Videonun sonunda bir de çelik köklenme serumumuzdan da bilgileri eklerim. Hazırladığımız karışımdan alıyoruz. Şöyle. Kullandığımız viyol 45'lik viyol. Şuradaki derinliği 12 santim. Şurada dal parçamız kalmış. Çeliklerimizi alıyoruz. Şöyle. Sadece bir göz, yani şu göz yukarıda kalacak şekilde çeliklerimizi dikiyoruz. Çelikleri diktikten sonra şöyle paramamızı hafif bastırıyoruz. Gördüğünüz gibi şuralarda boşluklar kaldı. Bu boşlukları en sonda tekrardan karışımla dolduracağız. Şu an çeliklerimizi diktik. Hafif bastırdığımız için göçmeler oldu. Onları da şu şekilde destekliyoruz. Eğer bunları nemli ortamlara koymazsanız şuralara macun sürebilirsiniz. Bizim ortamımız sera ortamı olduğu için herhangi bir uygulama yapmıyoruz. Şu an yaptığımız çeliklerime geçelim. Yaptığımız çelikler de burada. Torfun üst kısmının her zaman nemli kalmasını sağlıyoruz. Bunlar erkek kiviler. Şunlar da dışı kivi çeliklerimiz. Şurada önemli bir kısım var. Eğer bu torf yüzey kurursa mutlaka fıs fıs ile nemlendirin. Bizim fide seramız şu an gayet nemli. Hatta şuradaki çeliklerimizi de gösterelim. Buradaki nemlendirme amacımız ise şuradaki yapraklar her zaman sıvı tükettiği için, bizim de köklerimiz olmadığı için bunları fıs fıs yardımıyla nemlendiriyoruz. Bu sayede bitkinin nemlerini karşılamış oluyoruz. Bugünkü domuz bu şekildeydi. İlerleyen çelikleme videolarında görüşmek dileğiyle.